Değerli izleyenler, TVNET ekranlarından, Sağlık Raporu programından herkese merhaba. Bugün otizmi konuşacağız. Uzmanların belirttiğine göre Türkiye'de her 2000 çocuktan biri maalesef otizm belirtileriyle dünyaya geliyor. Ve otizm teşhisi yaşamın ilk 3 yılında konuyor. Bu kadar yüksek bir oran varken bu konuya kayıtsız kalmamak mümkün değil. Hem toplumu hem aileleri hem çocukları ciddi oranda etkileyen bir süreç. Konuyu bugün bir uzmanı ile konuşacağız. Kendisi özel eğitim uzmanı ve psikolog Yeşim Tuna. Hoş geldiniz Yeşim Hanım. Hoş bulduk. Öncelikle Yeşim Hanım, otizmi tanımlar mısınız? Otizm nedir? Tabii sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi otizm yaşamın ilk 3 yılında ortaya çıkan bir bozukluk. Özellikle sosyal etkileşim alanındaki yetersizlik, dil ve iletişim becerilerinde yetersizlik, tekrarlayıcı ve sınırlı davranış ve ilgilerle kendini gösteriyor. Genel mahiyette nörobiyolojik bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Otizmin teşhisini nörologlar mı koyuyor? Hem nörologlar hem psikiyatristler tarafından konulabiliyor teşhis. Peki, otizmin belirtileri nedir? Aileler çocuğunun otizmle ilgili bir problemi olduğunu anlayabilirler mi? Doktora gitmeden önce, bir psikiyatrist ya da nöroloğa gitmeden önce. Tabii genelde zaten öncelikle ailelerin farkına vardığı, hani bir problem var dediği noktada doktora gidiliyor. Çocuk gelişimini bir kere ailelerin normal gelişim evrelerini iyi bilmeleri gerekiyor ki belli farklılıklar ya da eksiklikler olduğu zaman bunu fark edebilsinler. Otizm özellikle sosyal gelişim alanında ki becerilerin gelişmeye başladığı dönemlerde daha çok fark edilebiliyor. Mesela 3-6 ay arası da başlayan sosyal gülmelerin olmasını bekleriz biz bebeklerden. Sosyal yani, gülme derken? Siz ona güldüğünüz zaman, karşısında gülen bir yüz olduğu zaman onun da karşılık olarak gülüyor olması. Evet. İşte elini uzatıp kucağa alınmayı istemesi, göz kontağı kurabilmesi, bunları bekliyoruz. Bunlar gerçekleşmediğinde bir sıkıntı olabilir diye hemen uzmana gidilebilir. Ya da otizmde şöyle bir tablo da olabiliyor. Belli bir yaşa kadar işte normal gelişim düzeyinde olması gereken beceriler kazanılmış oluyor. Yani işte ilk sözcükler duyuluyor hatta. İşte göz kontağı, bu sosyal karşılıklılık, yani sosyal oyunlara katılım. Mesela CE oyunları vardır bebeklik evet. döneminde sıkça yapılır. Bunlara katılım gerçekleşiyorken belli yaş döneminde, özellikle 1,5 yaşından, yani 1,5 yaş civarında bize gelen, mesela yaptığımız görüşmelerde gelen yaş civarı bu oluyor genelde. Bir içe kapanma ile birlikte göz kontağının gitmesi, yani sözcüklerin kaybolması. Önceden bunlara karşılık veriyorken evet. 1,5 yaşından sonra örneğin değişebiliyor. Yani evet, yaş olarak tepkiler. Ortalama olarak söyleyebiliriz. Evet, böyle bir tablo da olabiliyor. Bizim ailelerden almış olduğumuz geri bildirimlerde, yaşam öyküsünden baktığımızda. Dolayısıyla buradaki durum, konuşmada bir gecikmenin olması çok önemli. Ve sosyal iletişim kurmak için bir çabanın olmaması, işte tekrarlayıcı davranışların olması ya da sürekli aynı şeylerle ilgi alanlarının kısıtlı olması, oyuncaklarla oynanması gerektiği gibi değil de daha böyle oyuncakların ayrıntılarına dikkat ederek, daha çok ayrıntılara odaklanarak ve hep sınırlı aynı basma kalıp şekilde ilgilenilmesi gibi bir takım belirtileri oluyor. Peki otizmi doğduğu andan itibaren anlaşılmıyor. Yani bir çocuk doktoru bebek doğduğunda normalde ilgileniyor, ilk kontrollerini yapıyor. Evet. Yani birkaç gün içinde anlaşılması mümkün değil herhalde. Maalesef. Değil mi? Yani dediğim gibi sosyal gelişimin ve iletişim becerilerinin geliştiği evrelerde. Ve bir de şunu da belirtmem gerekir. Adına karşılık cevap vermemesi, yani bakmaması ya da siz onunla göz kontağı kurmaya çalıştığınızda o göz kontağını kuramaması ya da sürdürememesi. Halbuki çocuğumuz duyuyor ve görüyor fakat karşılık vermiyor. Tabii ki. Yani aslında daha çok işitmeyle ilgili bir sıkıntı var diye düşünülebiliyor aileler tarafından ve bununla ilgili tabii ki bir takım testlerin yapılması gerekiyor. Gerçekten işitmede problem olmadığını görülmesi gerekiyor. Sonuçta otizm tamamen davranışsal olarak gözlemle bizim fark ettiğimiz bir bozukluk. Yani herhangi bir tahlili, işte farklı bir genetik testi yok. Yani bir nedene bağlayamıyor muyuz otizmi?
Evet, yani tam olarak neden kaynaklandığı bilinmediği için hani tanılamak için yapılacak şeyler sadece davranışsal gözlemler ve dediğim gibi bu tanı kriterlerini karşılayıp karşılamaması önemli. Dolayısıyla aslında çok incelikli olarak konulması gereken bir teşhis. O yüzden çok da kolay olmayabiliyor bazen. Ya da farklı problemler işte otistik davranışlar sergilenmesine neden olabiliyor. Bunları iyi taramak gerekiyor. Ailede otizm ya da benzeri bir ilgili bir sorun olması buna bir etken olabilir mi peki? Yani genetik genetik bir yanı var tabii ki otizmin. Dolayısıyla genetik geçiş mutlaka ki her hastalık durumunda ya da her problem durumunda etkili olduğu gibi otizmde de etkili. Dolayısıyla ailede bir otizm ya da sosyal iletişim problemleri, sosyal beceri problemleri olduğunu bazen gözlemleyebiliyoruz. Ve tabii ki etkili oluyor. Peki, maalesef bir ailenin çocuğuna otizm teşhisi kondu. Tabii aile hiç kimse çocuğunun problemli olmasını, doğmasını istemez. İlk tepkiler nasıl oluyor ailelerde? Dediğiniz gibi hani bu çok zor kabullenilebilen bir süreç. Aile için ciddi psikolojik travma aslında. Çünkü her anne baba ve ailenin diğer üyeleri sağlıklı bir bebek hayaliyle, sağlıklı bir çocuk ve onun geleceğiyle ilgili birçok hayale sahip. Dolayısıyla burada böyle bir teşhis. Bir de hiç bilinmiyor aile tarafından. Çoğu kişi aslında tam olarak ne olduğunu biz bile bilmediği bir program. Sağlık çalışanları bile aslında otizmin farkında belki değil. Öyle yani yeterince. Çocuk doktorlarından mesela anne çocuk doktoruna işte şu durumlar var dediğinde bazen hayır bir sorun yok dendiğini de şahit olabiliyoruz. Ve ailenin hiç bilmediği bambaşka bir dünyaya giriliyor bir anda. Tabii ki bu ilk önce bir şok, sonrasında inkara oluşturan bir zemin. Kabullenme süreci önemli tabii burada. Ne olursa olsun erken bir şekilde kabullenip bu problemin üzerine gidecek müdahalelere girişmek gerekiyor tabii ki. Bu süreçte psikolojik destek almak aileler açısından ve hani nasıl bir yol haritası takip edeceklerini doğru uzmanlar tarafından öğrenmek çok rahatlatıcı olacaktır ve ailedeki tüm üyelerin birbirine tam destekte bulunması. Yol haritası dediniz. Tedaviye bir aslında yol haritası diyebiliriz galiba ama otizmin kesin tedavisi var mıdır? Bilinen kesin bir tedavi yok. Daha çok eğitsel çalışmalarla yaşam kalitesini yükseltme adına yapılan müdahaleler var. Aslında bizler gibi hayatını sürdüren bireyler haline de gelebiliyor otizmli bireyler. Ne kadar erken başlanırsa o kadar çok yol alınabiliyor. Tabii dediğim gibi farklı durumlar nedeniyle de otizm teşhisi konulmuş olabiliyor. Böyle zamanlarda hani o spektrumdan çıktı, iyileşme oldu dediğimiz vakalar da söz konusu. Fakat o zaman biz diyoruz ki hani otizm teşhisi değil, zaten yanlış bir teşhismiş. Yanlış bir teşhisti ki düzeldi. Düzeldi gibi. Diyoruz. Yani otizm gerçekten yapısal bir problem çünkü. Eğer varsa hani bunun kesin bir tedavisi vardır diyemiyoruz. Ama dediğim gibi toplumsal yaşama bizler gibi katılabilen bireyler haline gelinebiliyor. O yüzden de erken bir şekilde fark edip hemen yoğun bir eğitim sistemi içerisine girmesi şu anda hep uzmanlar tarafından önerilen yaklaşım. Ve özel eğitim uzmanları aslında biraz teşhisi psikiyatri uzmanı ya da nöroloji uzmanı koyuyor. Evet. Ve ardından sizlere teslim ediyorlar. Yani özel eğitim uzmanlarına bundan sonraki yaşamında destek almak üzere biraz teslim ediyorlar ve tedavi süreci aslında tedavi diyebileceğimiz süreç. Normal çocuklar gibi kabiliyetlerini yerine getirmesi sizlerin aracılığıyla oluyor anladığım kadarıyla. Peki diğer konuya geçmeden önce otizmli çocukların diğer sağlık sorunları neler olabilir? Diğer çocuklardan farklı olarak ruhsal, fiziksel başka ne gibi problemlerle karşı karşıya kalabilirler ya da var mı? Tabii ekstra farklı problem durumları olabiliyor. Özellikle motor planlama güçlükleri olabiliyor, duyusal problemler olabiliyor. Farklı duyusal uyaranlara karşı yani mesela sese, ışığa bizlerden daha farklı ya aşırı duyarlı ya da dokunulmaya, kokuya, tada bizden daha farklı bir şekilde daha duyarlı ya da daha duyarsız olabiliyorlar.
Motor planlama güçlükleri dediğim gibi olabiliyor. Duyarsız olmaları sonucu, mesela şöyle bir şey örnek verebilirim. İştahları mı kesiliyor, yeme yani bozuklukları yeme problemleri mı olabiliyor? Ve uyku bozuklukları olabiliyor. Bağışıklık sisteminde sorunlar olabiliyor. Özellikle bağırsak ve mide problemleri olabiliyor. Tabii bir de hani otizm haricinde zeka geriliği, işte hatta kromozomal bir takım problemler de eşlik edebiliyor. Görme ya da işitme problemleri de eşlik edebiliyor. Dolayısıyla birazcık daha zorlayıcı bir tablo ortaya çıkabiliyor eğer ikincil başka problemler de eklenmiş olursa. Ama her otizmli çocukta bu tarz problemler çıkacak diye, normal bir çocukta çıkabilecek problemler aynı de olabilir, daha fazlası da yani olabilir. Normal popülasyon aslında aynı oranda. Aynı fakat oranda. Duygusal problemlerin olması daha beklediğimiz bir şey aslında. Devlet 8 seansı karşılıyor özel eğitimde çocuklarımız için. 8 seansın üzerinde eğitime ihtiyacı olan çocuklarımız için neler yapılıyor? Ailelerin bütçesi buna yetmeyebilir. Bu konuda özel eğitim merkezlerin, devletin ekstra desteği, katkısı olabiliyor mu? Bütçesi olmayan aileler ne yapacak? Şimdi devletin açıkladığı bir otizm eylem planı söz konusu. Bunun çerçevesinde tabii ki eğitime daha katkıda bulunmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır. Fakat şu anki şartlarda sponsorluk sistemleri devreye girebiliyor. Ya da farklı sosyal sorumluluk projesi olarak destek veren bir takım dernekler olabiliyor, vakıflar olabiliyor. Birazcık bu anlamda ailenin girişken ve girişimci bir şekilde bu yollara başvurması mümkün olabilir. Mümkün olabilir. Peki, otizm için 120 seansa kadar eğitim çıkıyor dediniz. Hı-hı. Bu ayda kaç saat alıyor? 120 saat diye mi değerlendirebiliriz? Ayda 120 seans. Yani haftada 30 seans, günde 6 saate. Bu kadar yoğun eğitim gerekli. Hani becerilerini, hı-hı, tekrar kazanması için hedefine ulaşıyor mu? Bu kadar yoğun eğitim alıyorsa çocuklar ya da az eğitim alıyorsa hedefine ne kadar ulaşıyor? Hı-hı. Gerçekten istediğiniz sonuçları alabiliyor musunuz? Sonra ailelerin beklediği sonuçlara geleceğim. Hı hı. Şöyle ki çocuğun potansiyeli tabii ki bu noktada çok etkili. Bizim istediğimiz şey hani o bir şekilde kendi akranlarıyla benzer duruma gelmesi. Fakat bu her zaman mümkün olamayabiliyor tabii ki. Burada çocuğumuzun potansiyeli dediğim gibi çok önemli. Fakat onun hayatını kolaylaştıracak her beceri edinimi, her davranış kazanımı sonuçta aslında büyük bir başarı olacaktır. Evet. Bizim istediğimiz şey onun hayatında çünkü daha bağımsız hareket edebilen bir noktaya da gelebilmesi. Dediğim gibi bu eşlik eden diğer problemler, mesela ağır bir zihinsel gerilik söz konusuysa bu çok, evet, kısıtlayıcı olabiliyor. Ya da otizmden etkilenme düzeyi daha yoğunsa yine aynı şekilde. O yüzden hani kesin ve net olarak verilebilen bir garanti maalesef hiç kimsenin elinde değil ama amacımız tabii ki o. Peki ailelere verilen bir seans var mı devlet tarafından? Şimdi ailelerin de bu sürece katılması gerekiyor. Hı-hı. Sadece çocuğa verilen seans değil, aslında ailenin bu süreci nasıl yönetebileceği, çocuğuna nasıl destek olabileceği ve kendi hayatını da aileler, hı-hı, idame etmek zorunda. Çocuğundan bağımsız, hı-hı, bir hayatı var, iş hayatı, sosyal hayatı var. Bu konularda devlet ve özel eğitim merkezleri ailelere destek oluyor mu? Onlar için özel eğitimler veriliyor mu? Tabii aile danışmanlığı ya da ailenin eğitimi aslında birincil durum. Çünkü aile katılımı olmadan sadece uzmanların çocuğa yönelik yapmış olduğu eğitim bir yere kadar fayda sağlar. Ailelerin kendi günlük yaşamları içerisinde bakış açılarını, tutumlarını ve kendi öğretimlerini nasıl yapabileceklerini, ev içerisinde neler yapabileceklerini iyi biliyor olmaları ve eğitim bu anlamda desteklemeleri önemli. Benim bildiğim kadarıyla devletin ayrıca ailelere yönelik hani seans gibi bir hizmeti olduğunu açıkçası çok bilemiyorum ama rehabilitasyon merkezlerinde önemsenen bir konu aslında. Sanırım ihtiyaç da var ama yani süreç herhalde bu da buradan mesajımız olsun. Kesinlikle. Ailelerin de kesinlikle bu yani, konuda ayrı bir rehabilitasyon merkezlerinde mesela rehberlik servisinin olması zorunludur. Ailelere yönelik danışmanlık yapmaya yönelik bir takım uygulamalar ya da zorunluluklar da var bildiğim kadarıyla. Fakat ayrıca hani devletin destekleyerek, ücretini ödeyerek ailelere yönelik seans verilmesi durumu olduğunu açıkçası ben bilmiyorum ya da. Peki, aileler çocuklarıyla
çok basit anlamda nasıl iletişim kurmalılar? Otizmli bir çocuğu var ve otizmli bir çocuğu yok. Diğer çocuğu gayet normal, sağlıklı bir çocuk her yönüyle. Aile ikisine farklı mı davranıyor? Gerçekten görünürde farklı bir davranış sergilediğine şahit oluyor muyuz? Şöyle, şimdi zaten belli aile tutumları vardır aslında. Her çocuk gelişimi için gerekli olan. Hani biz otizmli bir çocuğun annesine, babasına ya da diğer aile fertlerine de çok ekstra, hani normal bir çocuğuna davrandığından çok daha farklı bir şekilde davranmasını değil, beklemiyoruz. Aslında her çocuğa davranılması gereken belli bir tutum vardır. Fakat tabii ki otizmli çocukları biraz daha anlayışlı ve daha sabırlı olmak gerekebiliyor. Birazcık fazla ilgi otizmli çocuğa kayabiliyor ailelerde aslında. Hani diğer kardeş. Böyle bir durumda. Diğer kardeşin tabii ki bu durumu idrak etmesi ya da bununla ilgili onun da birçok psikolojik olarak etkilenmesi söz konusu olabiliyor. Zaten kardeşler arasında bilirsiniz hep böyle az ilgi bana geliyor, çok ilgi diğer kardeşe gibi bir bakış açısı zaten mevcuttur. Yani aslında normal kardeş ilişkilerinden farklı tarafı biraz daha tabii ki diğer çocuğun daha, yani otizmli çocuğun daha ilgiyi istiyor olması ve kardeşin de farklı gelişimde olan kardeşini kabullenme süreci. Kardeşin de bilmesi, benim kardeşim benden biraz daha farklı, benim ailemin buna daha farklı bilgi göstermesi, normal anlayışın aslında tabii olmasını bekleriz ama sonuçta o da çocuk. O da yani çocuk. O yüzden evet. Onun bunu fark etmesi de tabii ki zaman alan bir süreç olabiliyor. Ve bir de dediğim gibi yani kardeşini de o farklılıklarıyla kabullenebiliyor olması da gerekiyor. Burada hani anne babanın rol model olarak kendi kabullenme düzeyi aslında kardeşin de kabullenebilmesini beraberinde getirebiliyor. Peki onu başta soracaktım ama otizmli çocukların normal dışarıdan baktığımızda farklı görebilir miyiz? Bir takım görünüşlerinde değişiklik var mı? Aslında görüntü olarak fark edilebilir. Yani hani böyle karakteristik yüz ifadesi ya da vücut olarak fark edilebilir bir yanları olmuyor. Daha doğrusu hani tıbbi olarak tabii ki bir takım böyle karakteristik fiziksel özellikler tanımlanabiliyor ama hani bunlar çok gözle görülür, bizlerin fark edebileceği şeyler değil. Sadece davranışlarında biraz daha farklılıklar görebiliyorsunuz. Ve hani bazıları çok daha belirgin oluyor. Evet. Kimleri ilk bakışta çok belirgin olmayabiliyor. O da derecesine göre galiba. Tabii, sorunun boyutuna göre değişiyor. Peki biz toplum olarak farkında mıyız? Siz ailelerle iletişim halindesiniz. Aileler gerçekten farkında mı? Kabullenme süreçleri ne kadar süre sonra oluyor? Biraz bunlardan bahsedelim mi? Biraz ailelere de buradan mesaj vermek gerekir belki. Ailenin şimdi kabullenme süreci biraz şöyle etkenlere bağlı. Mesela ailedeki bireylerin kişilik özellikleri, sosyal destekleri ve hani bulundukları sosyal ortamda bu duruma nasıl bakıldığı gibi birçok faktör var aslında ailenin kabullenme sürecinde. O yüzden her ailede farklı oluyor tabii ki bu süreç. Zamanı ya da yoğunluğu farklı olabiliyor. Toplumsal anlamda baktığımız zaman biraz ötelenen ailelerin biraz ötelendiğini daha doğrusu görebiliyoruz. Düşünün ki işte yanınızda çocuğunuzla parka gidiyorsunuz. Çocuğunuz çok oyuna katılmıyor ve diğer annelerin çocukları sürekli soruyor işte neyi var çocuğunun diye. Evet. Sürekli bu soruyla karşı karşıya kalınması. Ya da diyelim ki herhangi bir problem davranış sergiledi herhangi bir sosyal ortamda. Orada verilen tepkiler. Bunları çokça duyabiliyoruz. Dolayısıyla tabii ki bu zaten var olan problem durumuna aile için ekstra yükler getiriyor ve ailenin biraz sosyal yaşamdan kopmasına, işte her zaman görüştükleri arkadaşlarıyla belki görüşememesine, daha sosyal çevreleri biraz değişebilir belki ki. Daha kendi yani otizmli çocuğu olan ailelerle belki daha çok anlaşabilir. Bunlar da bir yandan iyi zannedersem. Tabii ki yani aile desteği. Yalnız değiller çünkü bu sorunu yaşayan bir sürü aile ve var. Çocuğumuz var. Yani birbirlerinden fikir alabiliyorlar. Diğer çocukları görerek
tabii hiçbir çocuğu da birbiriyle çok kıyaslamamak gerekiyor ama bazen tabii. Kıyas noktaları hani benim çocuğum daha iyi duygusu da yaratabiliyor. Hani olumlu anlamda bakarsak ama onun haricinde hani yaşanan o duygusal süreç ya da çocuklarıyla geçirdik yapacakları şeyler hani belli problemleri nasıl aşacakları konusunda birbirleriyle alışverişte bulunmak ailelere tabii ki iyi geliyor. Ama dediğim gibi bazen bundan çok uzak duran aileler de kişiler de olabiliyor. İşte annenin bakış açısıyla babanınki farklı olabiliyor ya da işte anne baba çok kabullenmişken diğer aile üyeleri bir şey yok bu çocukta diyebiliyor. Çünkü küçük bir yaştayken beklentiler daha az olduğu için hani o tabii. Farklılık çok fazla göze basmayabiliyor. Konuşur, geç konuşur belki gibi yorumlar yapılabiliyor. Dolayısıyla böyle bir durumda aile bir de bunlarla mücadele vermek zorunda kalıyor. Yani şöyle bir bakış açısında olursak ne olursa olsun gelişimde herhangi bir gecikme ya da farklılık olduğu zaman buna mutlaka müdahale etmek daha ileriki zamanlar için en başta yani otizm olmasa bile durum faydalı sonuçlar verecektir. O yüzden ötelememek bu anlamda ve destek olabilmek toplumda da insanların hani bu konuda farkındalığının olması, ailelere ekstra yükler getirecek bir takım yaklaşımlarda olmamak bile aslında ya da tuhaf bakışlar bile sergilememek evet. Çok daha önemli. Çünkü yolda yürürken bile hep sürekli bunun ağırlığı altında olunabiliyor ailelerimiz. Şimdi ona gelecektim. Biraz bize düşen görevler var. Evet. Hem medyaya hem toplumda otizmli çocukların yakınlarına, ailelerin yakınlarına biz doğru davranış modellerini sergileyebiliyor muyuz bu ailelere, çocuklara karşı? Empati kurabiliyor muyuz? Bunlarda toplumumuz ne düzeyde? Acıyarak mı bakıyoruz biraz? Öyle oluyor. Mesela bu çok acıtıcı bir şey aslında acıyarak bakmak. Sonuçta farklı bir program o çocuk aslında. Yani hani buna biz bir bozukluk demek bile bazen rahatsız edebiliyor. Çünkü o farklı bir birey. Kendine göre farklı iyi yanları da olan bir birey. Dolayısıyla o noktada hani biz zaten aslında genel olarak toplumsal anlamda bu empati kurma ya da farklılıkları tolere etme konusunda biraz sıkıntılarımız olabiliyor toplumsal anlamda. Dolayısıyla tabii bu her türlü farklılığa yansıyabiliyor. Bunlardan birisi de farklı bir gelişim düzeyinde olan çocuklara yönelik bakış açısı. Burada yani eğer ki siz biliyorsanız otizm diye bir şey var ve otizmli çocukların özellikleri de bunlar. O zaman sürekli ailelere aslında bir taciz olmuş oluyor. Herkes tarafından soruluyor olması, bunun sorgulanıyor olması ya da bununla ilgili bakışlar. Yani en azından bunları bence biraz daha özenli olmak bu konuda. Hı hı. Dediğiniz gibi o empatiyi kurabilmek çok çok önemli. Belki biz biraz öğrenelim. Aileye merak ettiğimiz bir şey varsa bile başka kaynaklardan öğrenip aileye sormayalım. Hı hı hı. Direkt davranmamız gerektiği gibi davranalım aslında diyebiliriz evet. Belki. Peki otizmle ilgili Türkiye'de yapılan sosyal sorumluluk projeleri hı hı. Neler? Çocuklarımızın özel eğitim dışında gelişimlerine katkı verecek ne tür çalışmalar oluyor? Bunlarla ilgili çalıştaylar, kongreler düzenleniyor mu? Tabii. Çünkü sayı da oldukça fazla hı hı. Sanıyorum. Türkiye'de her 2000 çocuktan biri belirtiler hı hı. Gösterebiliyor dedik. Yurt dışında bazı ülkelerde bu oran daha da fazla evet, yani. Evet. Biraz buna değinebilir miyiz? Evet mesela Amerika'da en son yapılan çalışmaya göre, istatistikler çalışmaya göre 88 çocuktan bir tanesinin otizmden etkilendiği sonucu çıkmış. Türkiye'de tam bir istatistiksel çalışma yok bununla ilgili bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla hani tam olarak sayıyı aslında biz biraz daha ortalama bir şey söylüyoruz 2000'de bir olarak. Belki çok daha yoğun olma olasılığı da olabilir. İşte en son Güney Kore'de yapılan bir çalışmada yanlış hatırlamıyorsam 68'de bir gibi bir şeydi. Yani gittikçe böyle artan bir... Neden artıyor? İşte aslında gittikçe artıyor mu artmıyor mu bir de bir soru işareti. Çünkü hani tanı kriterleri daha belirgin ya da daha iyi tanınabiliyor. O yüzden evet. Fark hani kaçırılmıyor çocuklar. O yüzden sayı yükseliyor da denilebiliyor. Teknolojinin ilerlemesi de bu tanının kesin konmasına etkili mi? Yani otizmin teşhisinde teknoloji çok önemli bir faktör mü? Sadece
doktorun gözlemi normal bir... Daha çok doktorun gözlemi, hani teknolojik olarak daha ziyade ama tabii ki teknolojinin ilerlemesi daha çok kişinin bu konuda bilgi sahibi olmasını beraberinde getirdiği için etkili tabii ki. Onun haricinde tabii ki dış çevredeki işte hava kirliliğinin belki artması, yediğimiz gıdaların artık bozuluyor olması, sürekli manyetik alanlarda yaşıyor olmamız. Bunlar da tabii ki hem bizler üzerinde hem yeni doğan çocuklar üzerinde genetik etkilere de sebep oluyordur diye düşünüyorum. Bunlarla ilgili bir aralar mesela aşı kullanımıyla ilgili bir işte aşının sebep olduğu gibi bir fikir vardı. Fakat hani yapılan bilimsel çalışmalar bunu çok desteklemedi. Evet. Dolayısıyla hani ağır metallerin etkilendiği söyleniyor. Dolayısıyla hani bunlarla ilgili yapılan bilimsel çalışmaların sonuçları henüz bu konuda netlik kazandırmadı. Daha çok şu anda genetik araştırmalar yoğunluklu. Genetik, yani bir gen bulmaya çalışıyorlar otizmle ilişkili olan. Henüz bulunabilmiş değil. Sadece bazı tahminler ya da belirlenmiş bir takım hani genler var. Ama henüz tam olarak sonuçlanmadı bu çalışmalar. Son dakikamıza girdik. Son olarak toplum ve ailelere birkaç cümleyle mesajınızı öğrenebilir miyim? Şimdi ailelerimizin özellikle eğitim, öğretimin birer parçası olması, bütün hayat yani günlük rutinleri içerisinde de bu yaklaşımda olmaya çalışmaları çok önemli. Çocuklarımız olabildiğince somut ifadeler kullanılarak ve onların sahip olmadığı becerileri bilmiyor gibi kabul ederek onları öğretmeye yönelik yaklaşımlarda olmak çok çok önemli. Bir göz kontağını yakalamanın bile belli öğretim teknikleri vardır. Bunu sağlamak için mutlaka özel eğitim uzmanlarının, çalıştıkları psikolog ya da pedagogların, öğretmenlerinin önderliğinde mutlaka bu pratik bilgilerle çocukların yaklaşımlarını düzenlemeleri önemli ve öğretici bir yaklaşımda olmaları ve onları bağımsızlaştırmaları çok önemli. Hangi yaş düzeyinde ne yapması gerekiyorsa onu öğretmek zorundayız. İşte yemeğini ben yedireyim, giysilerini ben giydireyim, olsun öğrenir ileride demeden yaşına uygun bu becerileri zamanında kazandırmaya çalışmalıyız. Bu çok önemli bir nokta. Sayın Yeşim Tuna, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağlık raporunun sonuna geldik. Yarınki programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.